Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda internete hem 250 TL'ye satılan hem de banlanmama garantisi veren CS:GO hilelerinden bir tanesini deneyeceğiz. Şunu yekten bir koyalım. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Desteklemiyoruz da. Bir kere bunlar ortamda oyun. Ortamda bir rekabet varsa bu yaptığın haksız rekabet olur. Neyse şimdi olay şu arkadaşlar. 250 TL'ye internette birçok hile satılıyor. Bu hileler işte ömür boyu geçerli, bir yıllık geçerli, fiyatlar değişiyor. Biz bir tanesini bulduk 250 liraya, birçok var. O yüzden ismini vermenin bir gereği yok. Siz de çok ufak bir Google'lamayla bulabilirsiniz. Şöyle bir muhabbet var. Programın çalışabilmesi için Windows'unuzu koruyan ne kadar şey varsa kapatmanız gerekiyor. Doğal olarak bu anlamda da bir güvenlik garantisi verilmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bütün korumaları kapatmanız gerekiyor. Eğer o korumalar açıksa program hiçbir koşulda çalışmıyor. Şimdi Counter Strike açtık arkadaşlar. Karşımızda herhangi başka bir ekran yok bu arada. Normal oyun. Sadece o hile üzerinden çalıştırıyorsunuz. Uygulamayı çalıştırıyorsunuz ve Counter'ı otomatik olarak açıyor. Tabii ki de rekabetçi bir maça girip kimsenin maçını baltalamayacağız arkadaşlar. Aynen. O yüzden şöyle ölüm maçından Dust2'ye giriyorum. Ama bir dakika, önce bir botlarla. Tabii ki de botlarla oynayacağız. Şimdi resmi eşleştirmeyi şuradan botlarla alıştırma yap diyelim. Dust2 olsun. Zararsız bot. Hileci lütfen. Ben hile hayatımda kullanmadım. Optimize lütfen. Aynen, ben optimize ederim. Şimdi oyuna girdiğinde şuradaki kırmızı noktayı görüyor musunuz? O işte sizin crosshair'iniz. Yeni crosshair'iniz yani, öyle söyleyelim. Şimdi hilemiz açık arkadaşlar. F11'e basıp kapatarak açık kapatabiliyoruz. Insert'e bastığımız zaman da menüsü geliyor falan feşmekan. Göstermek istediğim olay şu hiledeki en başta bir recoil denen muhabbet, yani silahın tepmesi. Açıkken bakın hiç böyle tutmaya çalışmadan basıyorum. Tabi bu silahla basarsan. Ben bir şey diyeyim de ben zaten burada şiş yaptım ya. Bak basıyorum bak. Çok iyi oynuyorsun ya. Oo, bak. Bastım. Bak görüyor musunuz recoil? Bak kırmızı nokta hepsini topladı arkadaşlar. Bir de şurada şöyle bir kapatayım, basayım. Oh ya, bir bak, saattir dağlar... bunu size göstermeye çalışıyoruz ya. Dağlara taşlara. Nereye sıkayım Çağdaş? Bana bir nokta söyle, bütün mermileri oraya atayım. Çağdaş yazdı lan oraya. Aa, mermim bitti. Birinci oldu. Bir daha mı göstersek acaba bunu? Bak bak adamı görüyor musun? Bununla isim yazmak imkansız yani. Yani lütfen. Ya mermiler siliniyor ya. Ama bak en azından şunu gösterelim. Bak şimdi 90 mermi... Sen bir çekil evi abi. Git. Hepsini şuraya basıyorum. Ya bu ayıp. Bu makine 5-1'di değil mi bu? Bunları böyle gönderme ihtimaliniz. Vallahi şu an içim sızladı ya. Vallahi kapat abi. Kapatayım. Şu an hile kapalı. Sadece evet. Basıyorum. Sen şimdi gibi, adam mı vurmuş oldun yani? Gördüğünüz gibi Inferno'ya kadar gidiyor mermiden. Tamam. Geç anladım onu. Anlamam da değil. Neyse şimdi arkadaşlar, hilenin birkaç tane farklı olayı var. En önemlilerinden bir tanesi bu. İkincisi zaten gördüğünüz gibi adamları duvarın arkasında görüyoruz. Nerede kim var? Bak aha, şurada adam var mesela. Hop, direkt duvarın arkasındaki aynen adamı görüyorsunuz. Wall hack denilen muhabbet. Topa da bir tane sıkalım. Neyi gösterelim Çağdaş? Bot aim. Mesela aim bot'a geldim. Buradan bunu aktif ettim. Artık otomatik nişan alma açık. Burada bir sürü ayarı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi C'ye bastığınız zaman da otomatik aim'i alacakmış diyor. Bak mouse'u bıraktım. Bak çeviriyorum. Çek. Geri bak. Geliyor bak. Mouse'a bak mouse'a. Mouse'a bak. Maşallah. Bak duvarın arkasında olduğu için adamı göremiyorum. Biraz geleyim. Hop, hop çekti bak. Görüyor musun? Kurtulmuyor. Şurada onda kurtulabiliyorum. Gördüm hop, adamı direkt kilitliyor. Ya bu ne vicdansız bir şeydir ya. Abi iyi bir şey değil bu. Bir kere oyun oynamanın bir anlamı kalmıyor o zaman. Lütfen yine mermin bitti ya. Ne olacak senin bunlar? Duralım. Şey botlar olur da birbirine bakıyor. Bunda Allah'tan öldürdün, yoksa orada kala kalacaktı onların ikisi böyle. Burada çeşitli ayarlar da var bu aim botun. Mesela şimdi öyle zart diye bakmasın. Birazcık daha hani ben mouse'u önce getireyim sonra baksın gibi şeyleri de ayarlayabiliyoruz. Buradan bir de bir dakika, onları bozma şimdi, zor yaptık zaten tamam, ya. Bozma. Oradan yapılıyor işte onlar. Zaten yani kullanma. Bir sürü ayarları var. Aynen. Şimdi botçum gel bakayım. Bak direkt kafaya. Direkt kafaya göndü bak. Geri git, geri git, geri git, geri. Hala kafada bak. Sürekli aim'i kafaya çek. Bak bak, yürü yürü. Görüyor musunuz bak? Eller serbest. Oğlum bayağı çalışıyor bu ya. Tıkladım direkt. Vuramadı, çalışmıyor. Ha, çalışıyor. Yok, bu mermi sanıyorum iki defa adamı öldürüyor bu silah. Bak adamı gördü, kilitlendi kafaya. Ya her şeyi kusursuz çalışmıyor. Bak lütfen bak, hareketlere vurdum, bak. Oğlum bu diş macunu yeni mi eklendi oyuna? Yok hocam, o bayağı dişçiler derneği tarafından eklenen bir şey. Bak. Ya tak, bu tak espriyi, ışıkları kapatalım ya. Ya senin diş macunu espri ne yapacağız ya? Çağdaş. Benzemiyor mu abi? Bu sağlık aşısı abi, sağlık aşısı. Bak bunu vurulman lazım. Şey, CS:GO PUBG'ye bu kadar benzedi yani. Trigger'ı gösterelim. Şimdi Lütfi gidiyor mesela. V'ye bastığı zaman, önüne rakip geldiği zaman otomatikman ateş etmeye başlıyor. Yalnız aim'i toparlamıyor diğeri kadar, onu söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım bence. Bir dakika Lütfi. Ya bu tarz tamam, oyunlu videolarda hep oyun oynamak vallahi istiyorsun. Vallahi dalıyorum ya, pardon. Mekaniğe gir abi. Bir koyu kontrol sistem var burada. Evet. Gösteriyoruz Çağdaş. Ne bu?
Şimdi bu arkadaşlar... Pay dağılma, dikey dağılma vesaire onlarla ilgili işler var. Ha burada makrolar var arkadaşlar. İşte Bonnie Hop diye bir şey var. Bence biraz bekliyor mu? Yo gidiyor baya lan. Basılı tutuyorsun Çağdaş işte gidiyor. Niye gitmesin? Alayım. Bıçak sadece bıçağı. Lütfi bıçağı alacak da. WASD'yle de yapmak lazım. Onu nasıl yapacak oğlum bu adam tek başına mı alacak? Oğlum yokuş çıkamıyor lan bu. Adam yokuş çıkamıyor Çağdaş. Ses küçük Çağdaş. Basılı tutuyorum zıplıyor. Kapalıyken zıplamıyor. Senin kendin manuel olarak yapman tabii lazım. Orada da 3-5 milisaniye, 30 milisaniye kesin kaybediyorsun. Ha, Clean OBS Stream diye bir özelliği var arkadaşlar. O da şu. Diyelim ki ben yayıncıyım. Sağa sola artistik yaptım. 10.000 kişi beni izliyor. Benim ekranımda gördüğüm hileli görüntüyü görmüyorlar. Bunun da olayı bu. İddia bu. Yalnız onu deneyemedik biz zaten. Ben şeyi göstermeye çalışıyorum. Ya mesela biri size flash attı. O flash sizi kör etmiyor. Öyle ayarlar da var. Şimdi basit buy yapman lazım onun için. Buy time'ı 9999 yapacaksın. Kill yapacaksın. Sonra flash alacaksın. Tamam da ayarı neredeydi onu diyorum. Ayarı açtım ben onu. Açık mı? Evet. Ayarını yeni hatırlamıyorum ama aç. Flash 3. At kardeşim onu yere. Eğil. At oraya. Yanaş. Gördün mü? Hiçbir şey olmadı. Hadi bakalım. Takım arkadaşlarını kör etti. Kendisine bir şey olmadı. Şimdi evet, şimdi... açık mı bir şeyler? Bak, hayır, otoyim volek açık, otoyimin kapalı. Yapma onu. Duvar arkasına ateş etme, banlanırız. Adamlar banlanmama garantisi. Ne açıyoruz? Recoil'i mi açıyoruz? Yani aimbot'u açacaksın. Aynen. Açtım. 10. Şu an aimbot açık. Yeah! İşte bu. Çok elit samuray. Adam vurdu. Helal olsun bana. Ya aferin adam. Aa, iki tane daha vurdum. Çok belli ediyorsun. Biraz git. Oğlum adamlara sıkıyoruz işte. Ama ya o mesafeden de iki kişiye çat çaktın yan durup dururken. Şimdi tarzımız farkımız Çağdaş. Vallahi takımı sırtladık yine Çağdaş. Ben şu an rahatsız oldum. Diffusing time'ı da görüyoruz arkadaşlar orada rehber olarak bize görünen ve güya maçı kazandılar. Ayıp değil mi ya? Bayağı ayıp. Yani aynen. Şu an rahatsız oldum. Normalde benim counter'a girip 5 kişiyi vurmam bir roundda imkansız. Gunraze'de bile oyun bitiyor. Lütfi hala 2 kişi vurmuş. Toplanıyor. Çok güzel. Bravo. Merdiler toplandı. Evet, bu hileyi biz denemek istedik. 250 TL'ye değer mi diye alan arkadaşları da başarılarının devamını diliyoruz. Çok iyisiniz. Hadi çık bak yine oyuna daldık. Dur. Çok yanlış yerde bastın. Sana yanlış mı var Lütfü? Bak senin eleman otomatik dönüyor. Ya bu ama ayıptır ya. Bunu sen çık ya. Yok zaten birazdan banlanacaksın yani böyle devam edersen. Etik mi değil mi konusunu tartışmanın bile anlamı yok. Gördüğünüz gibi hiç ortada rekabet unsuru yok yani. Hiç keyifli mi değil mi kısmı da bence tartışmaya kapalı. Keyifli adamı vuruyorsun adamı vuruyor ya. Onun yerine git Super Mario oyuna çok daha keyifli yani. Çalışıyor mu çalışıyor. Bunu satın aldığınız yer banlanmama garantisi veriyor. Fakat hani... Overwatch muhabbeti var Counter'da zaten bilen arkadaşlar biliyordur. Adam senin hile olduğunu 500 metreden anlar. Birazcık iyi oynayan birisi. O yüzden de hiç bulaşmanızı ben tavsiye etmiyorum. Denemiş olduk. Vallahi cayır cayır çalışıyor ama tavsiye etmiyoruz diyoruz ve videomuzu kapatıyoruz. Aynen arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte CSGO'da çalıştığı iddia edilen lisanslardan bir tanesini ömür boyu satın aldık. 250 TL'de para ödedik. Söz veriyoruz. Sen de söz ver. Söz veriyorum. Neye söz verdiğimi bilmeden söz verdim. Ömür boyu aldık ya lisansı. Bir daha kullanmayacağız çünkü arada bir takılmak için giriyoruz biz de CSGO'ya. Olmaz. Bayağı sıkıcı yani. Amacımız oyun oynamak olduğu için hile işlerine çok girişmiyoruz arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın diyelim. Burada amacımız tamamen bu program çalışıyor mu çalışmıyor mu kısmının Steam aslında Steam açısından bakmaktı. Yani Steam bunu engelleyebiliyor mu? Valve'ın kendisi burada bir önlem alabiliyor mu diye görmüş olduk ki alamıyor da. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.